Öncelikle katıldığınız için gerçekten yani 7000 tane katılımcı adına çok teşekkür ederim. Bizim için gerçekten çok değerli. Biz şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Bildiğiniz üzere konsolosluklar kapalı. Ama aslında biz de rahatça olsa açabilirler. Çünkü şu anda Trump'ın getirmiş olduğu o yasak kalktı. Ama yüksek pandemi yani Covid durumundan dolayı konsolosluklar şu anda açmıyor. Biz de bir sosyal medya baskısı kurarak, yani çünkü biz biraz konsoloslukların memur zihniyetiyle çalıştığını ve ne kadar az iş yükü hani bizim için o kadar iyi olduğu şeklinde düşünüyoruz. Biraz böyle sosyal medya baskısı kurarak en azından bu yaz Amerika gidecek olan öğrenci sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı da benim şöyle bir şeyim oldu. Siz yayına gelmeden önce ben tüm Türkiye'deki, tüm Work and Travel'la alakalı Amerika'daki tüm kuruluşlara, kişilere, şirketlere ortak birleşime davet attım. Bunu herhangi bir platform üzerinde olur. Ve buradan doğru işte Amerika'daki işte deminden Cüneyt Bey ekleme yaptı keza. İşte ticaret odası olsun, başka senatörler olsun falan. Bunları tespit edip, doğru analiz edip ona göre sosyal medya çalışmaları yapıp onları etkilemek istiyoruz. Bu anlamda ben size şey soracağım. Bu anlamda eminim sizin de eliniz kolunuz kuvvetli, yıllardır Amerika'da çalışan ve nüfuz eden birisi olarak eminim sizin de güzel tavsiyeleriniz vardır. Ben size şey sormak istiyorum. Sosyal medya dışında bizim bu anlamda en azından Amerika anlamında, Amerika'dan doğru yapabileceğimiz, elimizden gelecek olan, sizin aklınıza gelen herhangi bir şey, kanal var mı? Yani şunu da yaparsanız iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Şimdi ben güzel, aslında hukuki anlamda bir şey söylerim büyük ihtimal. Tabii senin yorumlarına da bakarak şunu söyleyebilirim. Tabii şunu dikkate almak lazım. Bir, biliyorsunuz Covid dönemi devam ediyordu Okan. Ve Covid'in sayısı Türkiye'de de şu an ciddi şekilde ilerliyor. Yani konsolosun, Türkiye'deki konsolosun bu Covid döneminden dolayı çok değişik söylentiler olabilir. Ama aynı anda Covid'den dolayı da çalışma noktasında geri adım attığını görüyoruz. Yani hani buradaki en büyük problem, sorun açılma olduğunda neyle karşı karşıya kalınacağı noktası. Çünkü birkaç noktayı hani belki değerlendirildi ama iki nokta önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, biliyorsun geçen yıldan beri Covid'in devam ediyor olması. İki, geçen yıldan beri önceki yönetimin, Trump'ın getirdiği yasakların şu ana kadar devam ediyordu ve biliyorsun bir iki gün önce de çalışma vizelerini etkileyen ve işlerinde C1 arkadaşlarının da yer aldığı vizeyi etkileyen yasakta ne oldu? Durmuş oldu. Şimdi bunun dışında unutma 2-3 hafta önce bu DV çekilişleri, işte Green Card sahiplerinin eşleri, çocuklarının başvuruları ya da Amerikan vatandaşlarının, kardeşlerinin, anne babalarının başvuruları, bunların hepsi geçen yıldan beri ciddi anlamda bekleyen vize türleri. Yani hani sadece olay Work and Travel'ın olmayacağını bilmenizi istiyorum. Çünkü bütün bunu bir araya topladığınızda, bunun yanında konsolosluk operasyonu açık değil, tek açık olduğu nokta Amerikan vatandaşlarıyla ilgili birinci derece yakınlarının işleri, işte acil durumlar, biliyorsun 1-2 ayda olan vizeleri de iptal ettiler, verilecek öğrencilere, işte diğer turistlere verilecekleri de iptal ettiler. Dolayısıyla yoğun bir tempo bekliyor konsolosluk açıldığı an. Şimdi burada zaten en büyük sıkıntı bence orada yatacak. Konsolosluk açılacak. Açıldığında kimlere öncelik verecek? Kimleri önce görecek? Dolayısıyla konsolosluk acil durumlarla ilerleyecek. Burada acil olan ne olacak? Bir, DV çekilişlerini kazananlar. Unutma, bunların belli bir sınırlaması var. Ve bunlar bunu Eylül ayına kadar almaları gerekiyor. İki, C1 programı ile ilgili olan arkadaşların tabii aciliyeti var. Neden? Burada şu programdan dolayı belki Haziran'a kadar geldiler. Dolayısıyla program zaten Haziran gibi başlıyor. Daha önce de başlıyor tabii, sonrasında da giren var ama bir şey kalmıyor zaten ondan sonra program devam etmesi için. Dolayısıyla çok kısa bir süre bu şekilde baktığımızda konsolosluğun açılma anında gerçekten dönüp Work and Travel'a alacakları öne çekmesi, doğru mu? Ondan sonra da DV çekilişi kazananları ikinci sıraya alması, geri olanları sonraya atma durumu gündeme gelebilir. Yani bunu da deme amacım şundan diyorum. Şöyle düşünün. Ciddi bir yığılma var. Yani ben size şöyle anlatayım. Amerikan vatandaşlarının nişanlılarına vize vermeyen konsolosluktan bahsediyoruz geçen yıldan beri. Yani hani buradaki olayı lütfen, ben şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Work and Travel'a karşı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ki Work and Travel programı biliyorsun çok başarılı bir program. Devam eden bir program, devam edecek bir program. Ama bu noktada bakılacak tarafı, işin gerçekten baktığımızda bu kısa süredeki olay konsolosların açılıp ve randevu vermeye girme noktası. Bu kolay olmayacağını düşünüyorum. Tabii benim
Dediğim gibi hukuksal anlamda aklıma gelen bir şey söyleyeceğim. Ama tabii aynı anda da dediğim gibi farklı şekillerde nasıl yapılabilir noktasında baktığımızda, mesela Cüneyt arkadaşımız şeylerden bahsetti, kongresmenlerden bahsetti, senatörlerden. Geç sen söyledin, biz Amerika'daki sponsor firmalara ulaştık dedim. Bence burada Amerika'da bulunan sponsor firmalara, sponsor danışman firmaların beraber yaptıkları, çalışma yaptıkları sponsor firmaların üzerine düşünmesi gerekiyor. Çünkü şunu unutmayın, Amerika'da yer alan bir firma bu. Yani Amerika'da şimdi kongresmenlere de senatörlere en büyük kim ses getirir? Vatandaşlar ses getirir. Dolayısıyla Amerikan vatandaşı olan kişiler ses getirir. O açıdan benim tavsiyem bu noktada sana Doğukan ve diğer Work and Travel işi yapan danışman arkadaşlara, kesinlikle çalıştıkları sponsor firmalar arasından Amerika'daki desinler, bak biz size yılda bu kadar öğrenci gönderiyoruz ama şu an örnek veriyorum Avrupa'nın şu ülkesindeki VAT'çılar vize alabilirken biz alamıyoruz burada. Bu çok ciddi mağduriyete yol açıyor. Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen Amerika'daki Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna ulaşmanızı istiyoruz. Aynı anda da sizin bulunduğunuz bölgedeki kongresmenlere ulaşmanızı istiyoruz. Çünkü neden? Unutmayın, State Department'la şeyler arasındaki VAT'çı öğrenciler arasındaki en önemli etken Amerika'daki sponsor firmalarda olan. Onlar bu çalışmayı yapan, DS formunu veren yer ve siz de diğer danışmanlar olarak öğrenciler arasında yer alıyorsunuz. Dolayısıyla tavsiyem öncelikle bu danışman firmalara baskı yapılması. Çünkü onların bu noktada aynı anda konsolosluğa ve kongresmenlere ya da senatörlere ulaşmasının kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi neden bu şekilde konuşuluyor? Çünkü Covid ve güvenlik anlamında gerekçelerden dolayı kapalı olan bir konsolosluktan bahsediyoruz. Şöyle bir durum yok ortada. Konsolosluk açık ama VAT'çı arkadaşlara vize vermiyor. Böyle bir durum yok ortada. Konsolosluk hiçbir şey açık değil. Dolayısıyla vermiyor normal olmayan, acil olmayan Amerikan vatandaşlarının eşleri durumunda ya da çocukları durumundaki görüşmelere girmeyen bir durumdan bahsediyoruz. O açıdan tavsiyem kesinlikle bu doğru. Tabii sizin yaptığınız bu yaklaşımlar doğru. Bu şekilde konsolosluğun, ha bak biz açılır açılmaz Work and Travel'cı arkadaşlara öncelik vermeliyiz. Şimdi bak konsolosluk ne yaptı? 2 aylık vizeleri iptal etti. Neden iptal etti öğrencileri, turistleri? Orada başka vize türlerine bakacak çünkü planı o. O açıdan bunu ayarlayabilme, önceliğe alabilme imkanı var. Şimdi diğer bir yönteme baktığımızda Amerika'da federal mahkemelerde dava açılma durumları olabiliyor. Bu açılan durumlarda örnek veriyorum, farz edelim Amerikan konsolosluğu iş yapmıyor ya da State Department çalışma yapmıyor ya da Amerika'daki göçmenlik dersi çalışma yapmıyor. Bu durumda bir çalışma yapılmama durumunda bunlara karşı davayla gelebilme durumu söz konusu olabiliyor. Neden? İşte biz mağduriyet yaşayacağız diye, hakkımız kaybolacak diye. Bu durumların belki bir değerlendirilmesi olabilir ama unutma çok kısa bir süredeyiz. Yani önümüzde şu an Nisan ayına girdik, Mayıs var ve Haziran var. Yani burada 1,5-2 ay içinde bunun çözülmesi gerekecek. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem işin hukuksal tarafı bir tarafta, bunları hızlı yönlendirebilecek noktada aynen sizin yaptığınız çalışmalar, konsolosluğun bundan haberdar olması, Amerikan konsolosluğun bundan haberli olması. Yani biz gerçekten çok ciddi tepkiler alacağız eğer Work and Travel açılmazsa. Şimdi bakın başka yorumlar yapılıyor. Diyorlar ki acaba politik sebepten dolayı mı Amerikan konsolosluğu bunu yapıyor Türkiye'de? Niye Türkiye'de hizmetlerini hala açmıyor? Covid her tarafta var, Avrupa'da da var. O zaman niye burada bir çifte standart uygulanıyor? Yani Amerikan konsolosluğuna ciddi şekilde sosyal anlamda bu mesajın verilmesi lazım. Politik anlamda mı Türk vatandaşlarına izin verilmiyor ya da vize almalarına imkan sağlanılıyor? Bu cidden önemli bir durum. O açıdan bu tip durumlar gündeme getirilerek onların Work and Travel programına gidecek arkadaşlara yardımcı olması gerektiğini, önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir durumda tabii özellikle Work and Travel danışmanlığı yapan firmaların öğrencilerle dürüst olması, açık olması ve öğrencilere mağduriyet yaratmaması lazım. Dolayısıyla bu da nasıl oluşur? İşte aralarında tamam biz sizi alacağız ya da bize destek olun ama kayıt gerçekleşmezse ücretin geri iadesi olacak, şu olacak deyip ya da programa katılamazsınız. Çünkü ben şeyi duydum gündeme gelirken, şey noktasını açıkladığını bir arkadaşım duydum. Eğer bu noktaya baktığımızda danışman şöyle bir yorum yapılmıştı biraz önce dinlerken, eğer işte Covid'den dolayı program iptal edilirse para iade edilecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Geçen sene Covid'den dolayı VAT programı iptal edilmedi Doğukan.
Ya bunu anlamak lazım. Yani program hiç iptal edilmedi. Şimdi program hiç iptal edilmediği bir noktada o zaman neyin iadesini alacaksınız? Dolayısıyla bence burada danışman arkadaşların dönüp şu netlikte anlaşma yapmaları ve kendilerinin de Amerika'daki sponsor firmayla yapmaları. Covid'den dolayı Amerikan konsolosluğu randevu vermezse öğrencilere ve öğrenciler bu randevuyu alamazsa paraların iade edilmesi. Çünkü bu şekilde olursa ve sözleşmeler bu şekilde yapılırsa çocuklarla, çocuklarla gönül rahatlığı yapabilir. Çünkü şimdi bana sorduklarında ben çocuklara diyebiliyorum. Sakın paranızı harcamayın diyorum. Ortada bir şey yok daha. Şimdi bu neye yol açıyor? Danışman firmaların az iş yapmasına yol açıyor. Şimdi belki de son dakika açılacaktı, bir genç arkadaş anlatıyordu, kim olduğunu bilmiyorum senin konuştuğun öncesinde. Herhalde o da danışman arkadaşlardan. Diyordu ki ama son dakikada kayıt olursa o zaman da yetişmez. Doğru, ama öğrencilerin geçen sene yaşadığı ortada. Yani 8 takla attılar, paralarını almaya çalışmak için alamadılar. O açıdan bu noktada bence danışman arkadaşlar çok net bir şekilde çocuklarla da anlaşmalarını o şekilde yapıp iade noktasında cüzi bir şey bile tutsalar, geri kalanı iade edecek şekilde yaparsalar, evet, öğrenciler yapar bunu. Yani öğrenciler o kaydı yapar sizle. Dolayısıyla önemli olan yetişemediklerinde de geri iade yaparsalar bence bu gayet mantıklı ilerler. Ama süre çok az. Bu sürede konsolosun açılması ve konsolosun açılır açılmaz work and travelcı öğrencilere ciddi bir hemen önem verip süreci başlatması gerekecek. Ben tabii çok kişinin gelebilir mi tartışmalı, ama geçen sene de biliyorsun gelebilen öğrenciler oldu. Bu sene daha fazla gelebileceğini düşünüyorum. Yeter ki konsolosluk çalışmaları açsın. Dolayısıyla bu noktadaki mesajım o tarafa gelecek. Yani görünen ve yaşanan durumda konsolosluklara baskı yapılması gerekiyor. State Department'a baskı yapılması gerekiyor. Ve bence sponsor firmalarla görüştüğüne eminim senin. Ama Amerika'daki sponsor firmalarla birebir konuşulup siz ne yapıyorsunuz bunun için? Biz bu kadar öğrenciyi getiremeyeceğiz. Bu kadar bir mağduriyet yaşanıyor. Bu noktada bize bir çözümle gelin denilmesi gerektiğini düşünüyorum Doğukan. Kesinlikle katılıyorum. Siz konuşurken gerçekten aydınlandım. Öncelikle mesela bundan sonraki adımlarımızı özellikle yani böyle örgütlenme anlamında stratejimiz şu yönde olacak. Sanki böyle en tepeden değil de aşağıdan tepeye etkileyerek gitmek biraz daha hızlı çözüm sürecini hızlandıracak gibi. Bir de biz Türkiye'deki firmalar vasıtasıyla biraz konsolosluklara baskı yapmak sağladık, çalıştık. Sanki sizin dediğiniz benim aklıma çok yattı. Amerikalı işverenler o daha böyle sonuç elde edici şey olur. Mesela benim aklıma direkt şu soru işareti geldi kafamda. Biz bir toplu şekilde sponsorları etkileyici bir mail taslağı hazırlayabilir miyiz? Tüm sponsorlara işte 3000-4000 kişi aynı mail atabilir miyiz? Onları burada süreçlerini hızlandırabilir miyiz? Eminim şirketler bunu yapıyordur. Ona da katılıyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. İadeler konusunda da dediğiniz her şeyi katılıyorum. Hatta biraz böyle şey gibi oldu. Sanki siz konuşan bensiz de ben böyle şirket sahibiymişim gibi hissettim yani kendime. Çünkü bunların hepsi benim zamanım tüm şirket sahiplerine konuştuğum, kontakta olmuş şirket sahibim söylediğim cümleler. Onları da anlıyorum. Belli bir miktarda masrafları var, şey var. Bu anlamda da dediğiniz gibi en cüzi miktar veya bir ikame, amorti sistemi getirmeleri lazım. Yani Amerika'ya gidemedin ama gel kardeşim seneye bak en az maliyetle veya tamam Amerika değil ama gel seni Avustralya'ya yanarım, Kanada'ya yanarım. Bunun bir alternatif orta yolu olmak zorunda. Çünkü bunlar da yani çok zengin insanlar değil ve yani hayaller olan, seden bir kere Covid'den dolayı ciddi darbe almış, hayalleri yıkılmış olan insanlar, adaylar. O anlamda sanki her nasıl bu işten kazancı, maddi kazancı olduğu gibi biraz taşın altına elini koymaları ve işin maddi zararını da risk edebileceğini düşünüyorum ben de. Dediklerinize de katılıyorum o anlamda. Buyurun Ayhan Bey. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle dediklerine ben de katılıyorum. Bu şekilde yanaşırsanız ve özellikle de bu danışman firmalardan bu ana sponsorlarla araları iyi olanlar, daha fazla öğrenci gönderenler çok etkili olabilir. Onları aramaları, onların genel müdürleri ya da sahipleriyle konuşmaları. Çünkü bu şekilde olursa süreç çok daha bence mantıklı bir şekilde sonuca ulaşır. Umarız en kısa zamanda açılır ve en kısa zamanda arkadaşlar gerekli vizelerini alabilirler. Ben herkese iyi günler diliyorum. Tekrar konuşmak üzere Doğukan. Çok teşekkür ederim Ayhan Bey. Bay bay. Size iyi bakın. Sağ olun.